His dispenser bu aparat Ustim kampanyasındaki SM5 aparatı. Kavul firmasındaki judayam o'zimga yoqadi, ishlashidan haligacha shikoyatim yo'q. Siz dispenserni chiqadigan qismining o'rtasi mana oq liniya bor, oq chiziq bor. O'shanga to'g'rilab suqish kerak. Mana. Bo'ldi va buni hozirda bu yerga elib qo'ysak bo'ladi. Va suvni kontrol qilish bo'yicha ma'lumotlar bor. Va fizorasfor suv chiqadimi yo'qmi shuni tekshirib ko'raman mana. Ko'ryapsiz, chiqmayapti. Nima uchun chiqmayapti? Bizlar kontrol qildik. Tim tezlikni nazorat qilishim, tezlik toza nazorat qilish uchun ko'paytirish, kamaytirish uchun nima qilamiz? Alhamdulillah. Bu yerga to'kka tiqiladigan sim joylashtiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan implant qo'yishda kerak bo'ladigan fizi dispenser haqida gaplashib o'tamiz. Bu apparatni hozir bizlar qanaqa ishlashga, ya'ni ishlash manipulyatsiyani boshlashga tayyorgarlik ko'rish jarayonida, ya'ni qanday qismlarni qayerga ulash kerak, uni qanday ishlashga to'g'rilash kerak haqida, to'g'rilash kerakligi haqida sizga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi bu narsani nima uchun bizlar ko'rsatuv tayyorlayapmiz? Sababi bizga telefon bo'ladi, ya'ni shifokorlar ya'ni bu fiz dispenserda oladi va olib borgandan keyin ishlatishga qiynaladi. Hammasi yaxshi bo'lgan paytda, masalan, nakinishligimizdan suyuqlik chiqmasligi mumkin. Shuning uchun ham bizlar buni ketma-ket ishlashini va qanaqa qismlari, ya'ni qanaqa tugmachalar bosish kerakligi haqida sizga ko'rsatib beramiz. Endi bu instrumentni, masalan, bu instrument deyman, bu apparatni olgan paytda bu tayyor korobkaning ichida shunaqa holatda bo'ladi. Men yana bir marta aytib o'taman, hali o'zi aytmadim, hozir aytib o'taman. Fiz dispenser bu menda bir uchinchimi fiz dispenserim. Ya'ni oldin ham fiz dispenser ishlatganman. Ulardan ham hech nolmayman, lekin bu fiz dispenserlarni ba'zi bir tanishlarimizga berganmiz. Ular ham hozirgacha foydalanyapti. Fiz dispenserning qanday ishlashi, qanaqa chidashi ko'proq shifokorning o'ziga bog'liq. U shifokor buni ishlatayotgan paytda buni qanchalik nazorat qilishiga bog'liq. Agar buni o'zi to'g'ri nazorat qilsa, to'g'ri ishlatsa, fiz dispenser yaxshi ishlaydi. Hozir operatorimizdan so'raymiz, korobka tushyaptimi hozir? Bu apparatni men olganimga taxminan 2 yillar bo'ldi. 2 yildan beri holati mana. Men ba'zi bir klinikalarga borgan paytimda fiz dispenserni ko'raman, juda ham achinib ketaman. Ya'ni pala parti simlari qishayib yotibdi, qayerdir bo'lmagan, shunaqa har xil achinarli ahvolda bo'lib yotadi. Shuning uchun ham men operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyin o'zim nazorat qilaman. Ya'ni ko'pincha o'zim taxlab, o'zim ochib, o'zim yana yopib qo'yaman. Undan tashqari juda ham bunga qiynalsangiz, bitta shogirdingizni yaxshilab tayyorlang, o'sha shogirding sizga yordam beradi. Shu shogirdni qattiq ushlash kerak, ya'ni buni to'g'ri taqlash kerak, ya'ni ishlashga va ishlab bo'lgandan keyin to'g'ri yig'ishtirish kerak. Yoki yana bitta yo'li bor, buni to'g'ri taqlagandan keyin unga bir yaxshi maxsus shkaf bo'lsa, u shkafga hech kim tegmasa, shunda taqlanib turgani ko'proq yaxshi. Ya'ni fiz dispenserda yig'ilmagan holatda, ya'ni ishlashga tayyor bo'lib turgan holatda yaxshiroq variant hisoblanadi. Chunki uni bizlar rezetkalarni, ya'ni simlarni ochib yopib yurgan hisobiga buzilishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha shkaf yasatib, shu shkafning ichida, ya'ni shkafning ustidami shu fiz dispenser yig'ishtirilmagan holatda turgani bir yaxshi variant hisoblanadi. Faqat ustini yopib qo'yasiz ishlatib bo'lgandan keyin. Demak, boshladik. Korobka turibdi, mana deyarli hali uni buzilmagan 2019 yillardami ki qo'lim kelib tushgan. Balkim 20 mi, hozir esimda yo'q. Demak, buni ochgan paytimizda sizning oldingizga masalan Ustim kompaniyasidan menejer olib bergan paytda, ya'ni ochgan paytingizda mana shunaqa holatda bo'ladi. Shunaqa holatda bo'ladi. Videoga chiqyaptimi yaxshi? Shunaqa holatda bo'ladi. Endi buni asl chiqarishni boshlaymiz. Ya'ni bu qanaqa qismlar birinchi chiqadi. Mana ustidagi mana ikkita teshikcha bor. Mana ushladim. Ushladim va chiqarib oldim. Bu chiqarib olgan narsam mana bu yerga qo'yaman, mana tushunarli bo'lishi uchun. Mana shunaqa holatda olib qo'ysangiz bo'ldi. Endi korobkaning ichini bir imkon bo'lsa videoga olaylik. Korobkaning ichini qaragan paytda shunaqa holat bo'ladi. Tushyaptimi videoga?
Korobkaning ichi shunaqa qism ko'rinadi. Ya'ni bizda ustida bitta qavatni o'rtashadi. Endi bularni olamiz. Bizga eng kerakli bo'lgan joyi mana fiz dispenser. Bu apparat Ustem kompaniyasiniki SM5 apparati. Kavo firmasiniki juda ham o'zimga yoqadi. Ishlashidan haligacha shikoyatim yo'q. Yani mazza qilib ishlataman. Biz apparatni olgandan keyin yoni qismini ossak, mana yoni qismini ochadigan bo'lsak, pedal ko'rinadi. Pedal. Mana buni mana qaysi sim qismlari alohida, hozir buni ham tushuntirib beraman. Birinchi ovlay budi va pedal qismi simlari ham alohida yig'ilgan. Alohida mana yig'ilgan. Endi ko'pincha bizlarda yig'ib tashlayotgan paytda men aytaman shogirdlarimga buni qattiq siqib tashlash kerak emas, mannaqa siqib, chunki ichidagi simlari uzilib qolishi mumkin. Erkinroq qilib o'rash kerak deyman. Mana shuna qilib taqlab qo'yiladi va ish jarayonida tugagandan keyin taqlab olib qo'ysa bo'ladi. Endi biz bularning hozir qanaqa yig'ilishi haqida gaplashib o'tamiz. Mana bizlar apparatni oldik, endi buni yig'ishni boshlaymiz. Demak, buni stolimiz ustiga qo'yib olamiz va boya men korobkani ochgan paytda ko'rinib turdi bu qism. Ya'ni bu qismimizni alohida olgandik, olib qo'ydik bloq stolga. Endi bu yerdan nimani birinchi olamiz? Demak, apparatning bu qismini olamiz. Bu fiz dispenserda fiz rasvorni ilib qo'yish uchun kerak bo'ladi. Buni olamiz. Va bu dastagimizning turishiga xizmat qiladi. Buni olamiz. Va nakanishiklarimizni olamiz. Endi nakanishiklarimizni olamiz. Endi yig'ishni nimadan boshlaymiz? Bu apparatimizni bizlar o'girsak, uning orqa qismida mana bu metalimizni, ya'ni apparatning kirish qismi uchun joylar ajratilgan. Va pastida knopkasi bor mana. Knopkasi. Endi bu knopkadan kiritgan paytda foydalanmaymiz, lekin chiqarayotgan paytda u knopkani bosib chiqarishimizga to'g'ri keladi. Endi qo'yotgan paytimizda men to'g'ri tushunasizlar, hozir yordamchim yo'q. O'zim yig'ishga harakat qilyapman, ozgina qiynalaman bari. Buni sekin joylashtiramiz mana. Joylashtirgan paytda tagiga yaxshilab qarang, haqiqatan to'g'ri joylashdim. Yarmiga kirib qo'yib qo'yadi bir xillar, oxirgacha kirishdan qo'rqadi. Endi uni ichiga orqa tarafiga qaraydigan bo'lsak, demak, yana bizlarda rezetkamiz kirish uchun joylar bor. Endi teshiklar bor. Hozir bularni ham tushuntirib beramiz. Endi keyin biz yana bitta korobkamiz bor edi. Mana bu. Buni ochsak, ichidan dastagimizning bir qismi chiqadi. Buni ehtiyot bo'lib olamiz. Ehtiyot bo'lib oldik. Va buni o'rnatishga harakat qilamiz. Endi bu dastagimizning qismini o'rnatishda juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mana qizil tochkaga to'g'ri beramiz. Ko'rindimi? Shu qizil tochkada va dastagimizning bu ikkinchi qismida ham mana qizil tochka bor. Bu tochkalar bir-biriga to'g'ri kelish kerak. Mana shunday. To'g'ri kelgandan keyin buni suqishimiz kerak. Agar bu bunaqa holatda yoki tochkalar bir-biriga boshqa holatda tiqib qo'ysa, bizlar fiz dispenserimizni buzib qo'yishimiz ehtimoli katta. Endi mana to'g'ri, mana tochka bilan tochka to'g'ri keldi va buni oxirigacha ittiramiz. Bemalol joylashdi. Endi buning uchki qismi hozircha shuna turib turadi. Biz buni yana davom ettiramiz mana. Qo'yib qo'ydik. Endi bu fiz dispenser apparatimizning orqa tarafiga o'tamiz. Tak. Orqa tarafida bu apparatni tokka ulash uchun ana tokka ulash uchun simimiz bor. Bu simni ham e'tibor bersak, 3 ta teshigi bor. Ko'rindimi? 3 ta teshigi bor va apparatning orqa tarafida ham mana 3 ta teshik bor. Mana shu joyga ulaymiz. Mana. To'g'ri tushish kerak. To'g'ri joylashtirishimiz shart. To'g'ri joylashtirildi.
ve bizler bu sımdı ham ulav aldık. Şimdi bunun bir ikinci üçü tok ketkiladı. Şimdi pedal terli bol çarayonu Allah'a da alışımız gerek. Görünür mü? Oldu. Şimdi pedalı kolumuzga olamız ve onun arkasında bana sim var, sim çıkan. O şey sımdı, bana joylaştırı olamız. Ve bana ahir geçe joylaştırdık. Bana joylaştırdık. Ve bu pedalın simini ikinci üçünü dikkat bilan karayımız. Pedal paske koysaken bo'ladi. İkinci üçü de ham, hani ko'rsak oq strelka tutdi. Oq strelka. Şimdi pedalımızın simida ham, mana bunaqa strelka bor. Şimdi bu sizge ko'rinmasligi uchun bu ko'rinmagan hozir, çünkü bir yerda qora qilib yozilgan strelka. Ko'rinyaptimi aparat? Bu strelkaning rasmini qo'yib ketamiz biz. Yani sizge jo'natish uchun bu strelka mana bunday qo'yib ketamiz. Bu strelkani bir xillar oqga bo'yab oladi. Ya'ni adashib ketmasligi uchun oqga bo'yab olgan ma'qulroq. Lekin men bo'yamaganman, o'zim nazorat qilaman ko'pincha va mana shu strelka bilan bu fizikmensel chiqadigan qismining o'rtasi mana oq liniya bor, oq chiziq bor. O'shanga to'g'rilab suqish kerak. Ya'ni strelka bilan bu strelka bir-biriga to'g'ri kelish kerak. Shunda to'g'ri ulangan hisoblanadi. To'g'ri bajargan bo'lamiz. Ya'ni bu apparatni ishlashga tayyorlashdi. Endi bu apparatımızın işlemi için keyingi kerak bo'ladigan narsa bize korobkani ochgan paytimizda ikkita shunaqa qutichalar çıkadı. Bu qutulardan bittasini ossak dastakning demak harakatlanishiga yordam beradigan yani bir qism bor. Bunda ham mana ko'ryapsiz bitta teshikchalar bor. Teshikchalar bor. Bu teshikchalarda bizlar bu boyagi dastakning simiydi. Biz bu apparatning oldiga ulab olganmiz. Shunga ulaymiz mana. Teshiklar bir-biriga mos tushadi. Va asta sekin harakatlar bilan joylashtiramiz. Joylashdi. Va buni sekin yopamiz. Yopildi. Bu demak, xudo xolisi ishlashga tayyor. Endi bizlar fiz dispenserda mana ko'rsata olasizmi? Fiz dispenserdan bu qismiga bizlar fiz rastvor ilamiz, ya'ni bizlar ishlayotgan paytda suyagimiz qizib ketmasligi uchun suyuqlik bo'lishi kerak. Buni mana ulash uchun maxsus simlarimiz bor, shlankamiz desak ham bo'ladi. Mana bunda o'ziniki, shu apparatning o'ziniki mana firmasi. Buni ochamiz. Mana ochdik. İçiden sim çıktı. Ana sim. Tak, bu simdi ham olamiz. Oldik. Endi bu simdi bize bu yerga ulaşımız kerek. Yani dastagimizin simiga ulaşımız kerek. Yani ulaş jarayoni qanaqa kechadi? Simning bu uchi mana ko'k bo'lgan tarafı bu nimaga dastagimizga o'rnatiladi, ya'ni nakinishligimizga qo'yiladi, implant qo'ygan nakinishimizga. Vazgina uchidan uchidan qoldiramiz, mana. Va buni ulashni davom etamiz, mana. Ketma-ket ketaveradi. Ko'rni yaptim. Apparatni ulayotgan paytda hech qachon shoshilmang. Agar siz yangi bo'lsangiz, umuman shoshilishni maslahat bermayman. Buni to'g'ri shoshilmasdan to'g'rilab olsangiz, operatsiya paytida qiynalmaysiz. Mana yopishtirib chiqyapmiz bularni. Mana.
Ve şimdi bizler bu destekini sınırı ulaş bulduk. Şimdi kogan kısmını kayırı olayımız. Etor biramız, mamlaka kısmı var bu sınırımızda. Bunu aparatımızın yanında yani sterilke kursatacağım ana. Sterilke tuttu. Şu sterilkeye ehtiyat bulup joylaştıramız. Joylaştıramız bana. Joylaştırdı. Alışan mı olsun bunu? Yan başı gel. Joylaştıramız. Bazı bir stomatologlarımız bize kip çadı. Bana bu kısmı joylaştırdı. Bu joy onun için olmaz. Demek bunu joylaştırdık. Joylaştırganımızdan keyin qolgan kısmı böyle bana. Açamız aparatı. Bunu yana bir ko'rsatelik. Mana. Açtık ve bu shlankani yani şimdi ehtiyot bo'lib qo'yamiz. Ko'pincha bu yerda ham yaxshi joylashtirmasak bizim fizisimizda yaxshi ishlamaydi, suv yaxshi chiqarmaydi. Endi bunun ustida mana qopqoq bor yopilgan. U shunday turadi. Ve bizlar fizorasforni demak joylashtirishni boshlaymiz. Demak, mana bu yerga ilinadi shuna holatda. Endi ilishdan oldin olib tashladim qopqog'ini. Foydalanishdan oldin fizorasforni yuvish tavsiya qilinadi yoki spirtlab yoki boshqa fizorasforlar ham bor, o'shani foydalan yaxshi, ya'ni bu yer qismi sterilni bo'ladi. Şu yapı tutarak uşağına faydalanan yaşlı. Şimdi hazır ben topulmadım. Kursat işe bu şubadan alıp gittim. Eğer bunu faydalanan bulsam, köpünce yaşlı yuvuz spiritle varıp, keyin sıçlanken de içine sıkayım ben. Bana içine koydum. Bana. Oldu ve bunu fizarası orada bir yere elip koysak, bu oladı. Ana. Endi bu aparat hakikaten doğru işledi mi yok mu? Hazır tekşirip görüşümüz gerek. Bunu tekşiriş için bizler arkası da knopkası bu. Bizler sındı, duruyorsun. Sındı, sındı bana tokya tıktık. Ve knopkanı bastık. Orqada knopkani bosdik. Bu apparatning yongani bo'ladi. Demak, bizlar knopkani bossak, apparat yonadi. Mana. Bu yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi programmalar bor. Bular programmalar haqida biz yana hali darslar tayyorlaymiz. Bu ekranda nimalar joylashgan? Tezlik, mana, Newton va suvni kontrol qilish bo'yicha ma'lumotlar bor. Ve dastagimizni oldingi ve orqaga aylanishiga bo'yicha ham ma'lumot beradigan kısmı bor. Endi apparatning ishlaganini tekshirishimiz uchun mana bizlar qo'limizda turibdi. Endi dasta kerak bo'ladi. İkinci korobkani ossak dastak yo'q, chunki men operatsiyadan keyin dastagimni sterilizatsiyaga berganman. Mana avtokoddan chiqqan, buni ochaman. Ve bunu hem joylaştırışta juda ham e'tiborli bo'ling. Shunda ham xato qilishyapti shifokorlarimiz mana. Demak, bu dastagimizni ham joylaştırışta juda e'tiborli bo'lishimiz kerak mana. Uning ham qismlari bor mana. Detlar keladigan qismlari mana. Bir-biriga to'g'ri qilib joylashtirish kerak. Va bo'ldi joylashdi. Bir xil paytda bu shifokorlarimiz joylaştırgan paytda nakinishik aylanib yuradi. Yo'q, u tushish kerak boyiga ichidagi o'yiqga, ya'ni o'yiqga mana bunga joylashish kerak. Yani siz unga joylashgan joylashmaganligini solgandan keyin burab qo'ying. Bu burab tekshirib ko'rsangiz, u tiq qo'yib joylashadi va dastagimiz qimirlamay qoladi. Va boyagi fizorasfor chiqadigan simimizning ikkinchi uchi bu yerga joylashadi. Tik. Mana bu yerga tiq qo'ysak bo'ladi. Joylashdi. Endi bu apparat haqiqatan ham ishlaydimi yo'qmi, tekshirib ko'ramiz. Ishlayotgan paytda bizga pedal pedal kerak bo'ladi. Mana pedalda hozir qo'limga tushuntirib beraman. Bu pedalda demak, bunu bossak bizning dastagimiz aylanadi. Bu yerdan bizlar dastagimizni dastagimizdan suv chiqishini mana 4 ta tomchi turibdi. 1 2 3 4 ta tomchi turibdi. Bu ekranda ham 4 ta tomchi bor. Bu tomchida suvni kontrol qilish, ya'ni bitta bossak
mana 3 ta tomchi bo'ldi, yana bitta bo'lsak 4 ta bo'ldi, yana bitta bo'lsak mana umuman tomchi yo'q. Demak, umuman dastagimizdan suv chiqmaydi degani. Ya'ni fizorasor chiqmaydi degani. Masalan, men bitta yoki ikkita qilib ishlataman. Endi o'rtadagi knopka deymiz, men knopka bu programmani almashtirish uchun. Mana o'rtadan bo'lsak, programma mana 2 bo'ldi. Mana 3 bo'ldi. Mana hozir yana o'tib ketdi. 1 2 3 demak 3 ta programmaga hozir to'g'rilab qo'ygan ekanman, o'sha 3 ta programma bo'yicha ishlayman men. Endi undan tashqari mana sariq knopka esa bu dastagimizni, demak, oldinga orqaga aylanishini kontrol qiladi. Mana bu oldinga turib toz bossam, mana sariqni bossam, mana orqaga aylanadi dastak, ana nakinishnikimiz, dastagimiz. Bossam oldinga aylanadi. Shuni kontrol qilish uchun qo'yilgan tugmacha hisoblanadi va buni hozir bosib, biz dastagimizdan fizorasvor chiqishi yo'q, chiqadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Endi bu qismi nima uchun desa, buni qo'limiz bilan ushlashga yoki oyog'imiz bilan ko'rsatamiz. Yoki oyog'imiz bilan dastakni pedalni ko'chirish uchun xizmat qiladi mana. Bu qismni oyoqda olasiz va ko'chirasiz. Juda ham qulay. Endi men dastakni olaman. Va fizorasvor suv chiqadimi yo'qmi shuni tekshirib ko'raman mana. Bosdim. Ko'ryapsiz, chiqmayapti. Nima uchun chiqmayapti? Bizlar kontrol qildik. Bu yerni kontrol qildik. Lekin chiqmayapti. Qayerda xato qilgan bo'lishimiz mumkin? Sindi olib kelasiz. Ya'ni bizlar buni simimizni mana ochganmiz va bu tarafdagi qismini mana bu yerda ham bir tugmachasi bor, hozir ko'rinish uchun. Mana tugmachasi. Ko'rindi? Tugmachasini ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana men ochib qo'ydim o'sha tugmachani ham. Bu tugmachasi mana ochilgan. Buni yopib ham qo'ysak bo'ladi, lekin yopib qo'ysak kelmaydi, o'shaning uchun ochib qo'yiladi. Mana ochiq turibdi, bu ham ochiq. Yana bir tekshirib ko'ramiz, keladimi yo'qmi. Mana ishlayapti. Buni biz kamaytirmoqchi bo'lsak, demak, pedalda ko'k tugmachani bosamiz. Mana men umuman o'chirdim va bossam kelmaydi. Faqat tezlikni o'zi. Lekin buni bossam keladi. Endi bizlar bular tekshirib oldik, demak, apparatimiz ishlayapti. Bizlarda keyingi qism ekran. Ya'ni dispenserning ekrani. Bu yerda boya aytdim, tezlikni nazorat qilish uchun, tezlik toza nazorat qilish uchun ko'paytirish, kamaytirish uchun nima qilamiz? Demak, men bu yerdagi tanishib oldim, demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi programma bo'lsa, mana programmalarni ko'tarib tushirish menda tayyor. Amalga oshiradi. Masalan, plusi bo'lsangiz, programma tepib o'tadi. Endi bu yerdagi tezlikni siz 1200 ni 1000 masalan 900 qilmoqchisiz. Keling, buni baribir strelka bilan bossak o'tadi mana tezlikka. Va tezlikni xohlasangiz qo'shasiz, xohlasangiz ayirasiz. Undan pastachi, undan pastda, demak, mana strelka bo'lsak pastga o'tadi. Bu yerda torkni nazorat qilishingiz mumkin. Hozir tak. Programmani almashtirib olaman. Mana bu yerda masalan implant qo'yotgan paytda torkni tekshirish uchun mana strelkani bosdim. Tork olib keldim. Xohlasam buni kamaytiraman. Mana 30, 25, 20 qilishim mumkin. Shuna qilib to'g'rilasa bo'ladi. Xohlasam ko'taraman torkni. Endi keyingi qismi, demak, bu strelkalar bossak mana suvga o'tadi. Suvda ham xuddi shunaqa qo'shib ayirishingiz mumkin. Undan keyin dastak ko'tadi, dastakni ham nazorat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni orqaga yoki oldinga qilib sozlasak bo'ladi. Va undan keyingi qismi bu yerda dastaklar har xil bo'ladi, o'sha dastaklaringizga to'g'ri bo'lasiz. 27:1, 21, 16:1. Menda 21 ga dastagimiz. Buni qayerdan bilsak bo'ladi? Har bir dastakda, demak, sizga olib ko'rsataman. Dastagimizda 21 yoki 16 birmi qanaqa dastak bo'lsa, uni yozib qo'yiladi. Biz unga rasmini qo'yib ketamiz o'sha joyda.
O'shani qarab turib, dastagingizni bilasiz, o'shunga qarab turib, bu yerda tanlaysiz. Endi bu apparatni siz ishlatib bo'ldingiz. İşletip buldunuz. Şimdi bunu yığış için nima qilış gerek degen savol bor. Qanaqa yığıladı. Bu aparatı qanaqa bize taqlagan bolsa, xuddi shunaqa yığış tavsiye qilinadi. Bu aparatı işletip bo'lgandan keyin dastagimizni tozalash ishlari bor. Onu bu üç alohida mavzu darslik tayyorlaymiz, xudo xohlasa. Demek, şimdi birinci qiladigan iş, demek tozalab bo'ldingiz dastagingizni ve bunu o'chirish kerak. O'chirdingiz. Ana uçtu, aparatımız uçgandan keyin keyingi kısmı bu aparatı tokdan uzuş tavsiye edilmedi. Tokdan uzuş, ben uzu oldum. Tokdan uzuldu ve fizarasporda ağlamız. Alıp taşladık. Keyingi kısmı, demek aparatın orta sohasından bu açamız, ısındı, uzuştu, boşlayınız. Ana, çıkarıldı, uzuldu. Tak, uzuldu. Ve bir yerde ham sekinlik plan, uzuş tavsiye kılınan sekinlik plan. Uzuldu. Dastagimizde ham. Geçip oğlanız. Tak. Dastagimiz tizzasiga çıkıp ketadi. Ve geçamiz. Ben hazır yordamçılarım yok, az yine uzunca kıyım bul yaptı. Geçip olduk. Bunu cöyleştirip koyulamaz. Darhol. Bunlar da ihtiyat kubu işletiş gerek. Mümkün borcu. Ve sımlarını alıp taşlayınız. Taşlandı. Şimdi bu kısımda joylaştırıp olamız birinci. Joylaştırışın için demek. Birleştirdik ve şimdi aparatımızın orta tarafını uçtu, boşluyoruz. Korunadın. Demek bana uzağımız, sekinlik falan uçtuk ve bu kısmını buraşımız şartımız, torsak bu uzuladı. Torçtuğumuz yetadı. Bana bir yerde bir kısım var mı? Uşan tortamız uzun uzunları sekin. Şimdi bunu geçirdikken pek cüde etibarlı buluşumuz gerek mi? Paske kısmı da dumalı knopka var. Knopkanı bozamız ve az yine arkaya tortamız. Sekin çıkıyor. Bana bu oldu. Şimdi bunu hazır kalıbıya taklaş bozuşunu bacıramız. Demek bunları da joylaştıramız. Joylaştıramız.
joylaştırıp ana bugün ekin bu kısmı ve metal joylaştırıp olduk ve biz bu sindi soğuyan kısmımız mı? Bu tayyor. Şimdi joylaştan bana aparatı joylaştırdan boşluğumuz üstüge koyuladı. Şimdi bu joyge pedalı joylaştıramız. Pedalda orka sayısında ilk topu acatı oluşumuz gerek. Bu yemez yine ne kolay acatı oluş. Torsak sekin çıkardı. Çıktı. Pedalga koyuyoruz. Şimdi bu etkende ilk top bulup takıgen yaşıyor. Çünkü uzunması için katkı kayırlaşılar payda okumasından kızgenimiz yaşıyor. Korkun hiç görünüyor. Bana yaptık. Bu sımını ham joylaştırıp getirdiniz buradan. Sım bana joylaştırılı. Bir sekin bir yere yapalımız. Şimdi bu yerge Alhamdülillah. Bu yerge tokka tıkılarken sım joylaştırılı. Tokka tıkılarken sım. Ve koyuldu. Takılıp yapıldı. İşçilerden ki yaşlı kuyuşka şunaka. Bizde kub yaş fakorlarını kuzetsek, onlarda olduğu gibi varsak, hemşe instrumentlarını avaylayıp işletkenini koranız. Siz jarak stomat olup mısınız? Demek, instrumentlarınızı imkan kadar uziz faydalanıp, ilk dört kub işletkeniniz yaşlı. Eğer tanış bilişleri yok, şakırtlar gibi bir adayım bulsak hem, düşündürüyün, erinmezsen düşündürüyün. Çünkü bu aparatlar arzon emas. Bunu o'rganganki ko'p yaxshi ishlasiz, ertaga operatsiya paytida har qanday tasdiqlarda muammolar yoki suv chiqmay qolish shunaqa muammolar kelib chiqmasligi mumkin. Keyingi darslarimizda ham tezliklar qanaqa bo'lish kerak implantatsiyada nimalarga e'tibor berish kerak haqida ham darslar, video darslar chiqaramiz xudo xolisa. E'tiboringiz uchun rahmat.